anlatıldığı, anlatılışında olduğu için de bugün masalları konuşacağız. Ben mikrofonu Mehtap Hanım'a veriyorum. Hoş geldiniz diyorum kendisine de. Ben mikrofon kullanmayacağım. Tamam. Bakın. Sesine güveniyorsunuz. Sesine güveniyorum. Bizde böyle bir geleneksel ses yüksekliği var. İlk defa böyle bir kitlenin önündeyim. Neden diyeceksiniz? Genelde çocuklar, öğretmenler var ama yani sizin gibi bir değerli büyüklerim yok. Onun için ya normalde heyecanlı olmadığım kadar burada heyecanlıyım. Normalde heyecan hiç yapmıyorum ama burada şu anda çok heyecanlıyım. Şimdi sizlerle birlikte çocuk edebiyatında masallara giriş yapacağız ama yapacağımız şey şu olacak. Dünya masalları veya farklı ülkelerin masallarından falan bahsetmeyeceğiz. Biz sadece kendi kültürümüzü ilgileneceğiz. Yani bugün masalı genel anlamda tanıyacağız. Siz alabilir miyim? Senin gagan benim torbağım içinde, senin çadırın onun çorbası içinde. Bir varmış bir yokmuş. Masal tohumlarını alıyorum, kendimi tanıtıyorum ve arkadaşıma veriyorum. Burada üç tane masal tohumu var. Birinci tohumda kendimi tanıtıyorum. Ama şu anda bunu hep birlikte yapacağız ve hepiniz olmak istediğiniz yaştasınız. Ama bu ilkokul ve okul öncesi olsun lütfen. Daha büyük yaş grubuna çıkmayalım. Hani bugünlük küçük yaşlardan başlayalım. Ben 5 yaşında hareketli, hiperaktif bir çocuğum. Ağaca tırmanmayı çok seviyorum. Bisiklete binmeyi de çok seviyorum. Adım Mehtap. Bence bu böyle dolanacak birini sanacağız. Bugün tanışacağız. Ben kaç yaşındayım? Bilmiyorum. Kendi hayalim. Okul öncesi ya da ilk okul. O zaman ben okul öncesiyim. Şu an ben 4 yaşında bir kız çocuğuyum. Evet. Sonra ne söylüyorum? İstediğinizi, 3 cümle istediğinizi. 4 yaşında bir kız çocuğuyum. Kültürümü çok bilmek istiyorum. Masallarla oynamak istiyorum. Ben de 3 yaşında bir kız çocuğuyum. oyun oynamayı çok seviyorum. Masal dinlemeyi de çok seviyorum. Ben de 6 yaşında bir kız çocuğuyum. Hayal kurmak istiyorum. Masallarla yaşamak istiyorum. Çok güzel. Peki, ben 7 yaşında bir çocuğum. Ata binmeyi seviyorum. Koyun otlatmayı seviyorum. Aa. Dağda gezmeyi seviyorum. İsmim Namık. Ben 5 yaşında bir kız çocuğuyum. Adım Fatma. Top oynamayı çok seviyorum. 3 tane. 3 tane. Söyledim. Tanıtıyorsun. Evet, ben de 8 yaşındayım. Kuzu çobanlığı yapıyorum. Özellikle de kuzularla koyunların birbirine karıştığı o bahar aylarını çok ama çok özlüyorum. En önemlisi de annemin anlattığı masalları özlüyorum. Adım Ekrem Erdem. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben de 8 yaşında bir erkek evladıyım. Fındık bahçemizin içinde akan küçük bir derede sanki bize büyük gibi gelirdi o dere. Onda ayaklarımızı, elimizi, yüzümüzü yıkamayı özledim. Çelik çomak oynamayı özledim. Adım Emrullah İskender. Teşekkür ediyorum. Ya kalk ya. Daha yaşın, daha kısa bir şey söyleyeceksin. Senin yüzden duyduğun bir şey var mı? 5-6 yaşındayım. 6 yaşındayım. İsmim Yiğit. Okula anaokuluna özlem duyuyorum. Benzi mi tutuyoruz? İstediğinizi, ya üçünü de yapabilirsiniz. Nasıl arzu edersiniz? 6 yaşındayım. Sokaklarda kopmadan oynamayı özledim. Anneme yardım etmeyi özledim. Keşke hiç büyümeseydim. Hep çocuk kalsaydım. Çok güzel. Teşekkür ederiz.
Evet, siz de söyleyin lütfen. Bir kelime de olsa söyleyin. Adınızı söyleyin. Tanışma oyunu bu. Adım Zeynep Yılmaz. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Biraz bileyim. Çok köyleri seviyorum. Köyleri gezmeyi, bahçe atlarımı gezmeyi çok seviyorum. Göllerden su içmeyi çok seviyorum. Çok özlüyorum. Ablamız dolu bayağı, maşallah. Bak, şey ilk önce söylemem dedi ama güzel gitti. Bayağı dolu, maşallah. Alışmıştı şey. Gerçek özlüyorum anlamda. Gerçek. Değil mi? Gerçek yani. Gazı bekliyorum, gidiyorum. Buradan sonra şey. Ben Aysel Çakır. Ben de 9 yaşında olayım. 9 yaşındaki hayatımı, yani çocukluğumu hani çok özlüyorum. Ve masal dinlemeyi zaten hani annemizden, ablalarımızdan dinleyerek, okuyarak hani alıştık hani. Ben de torunlarıma yani şimdi okuyorum aynı şeyleri. Çok güzel. Öyle. İsminizi söyleyebiliriz. Sana oyun bozanlık yok. Burada masal evet. Bozma ekiyoruz. Masanın tılsımını bozmayın. Hadi bakayım. İsmim Süreyya Erdoğan. Elazığlıyım. Kaç yaşındasın? 6. Olmak istediğiniz yaş 6 mı? 5 mi? 3 mü? 12. Tamam, içinden öyle gelmiş. 12. Çok sevindim. Gülleri. Çok güzel. Elazığ. Teşekkür ederiz. Annemin masalları çok dinlemedik bakalım. Masal gibi yaşadık. Masal gibi yaşadınız. Kırda, tavuk, hayvan otlatırken falan her şeyi yaşadık. 10 yaşındayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 8 yaşındayım. Ata binmeyi seviyorum. Derlere girip çıkmayı seviyorum. Hayrettin Evren. Adım Kemal. Kastamonu'luyum. 8 yaşındayım. Ormanlarda mantar aramayı severim. Adım Mustafa, Kastamonu'yum. Havasını duyunu özledik. Adım Cemil Kafataş, Kastamonu'yum. Boyacılık yapmayı çok severim. Thank you.
Zeynep bak. Ben Hazreti Ali Cenkler'i dinlemeyi özledim. Ali'nin atı üzerinde elinde zülfikarla gelip bir masalın içinde bizim de sokaklarda yürümesini diliyorum. Bence yeniden masalların yanında Cenkler de bizim hayatımıza girmeli. Ve Battal Gazi ile biraz da Kız Kulesi'ne gitmeliyiz. Ben sana söylüyorum. Ben de atı binmeye çok özledim. 7 yaşındayım. 7 yaşındayım. Bostanları sularken akların içerisinde gezmeyi çok özledim. Ben Kavas, ben 10 yaşındayım. Mahallemize giden odunları evlere taşımayı özledim. Babamla Ali Çelik ve Şakop bir de yeni stadı zahmet ve heyecan var. Benim hanım da Tahir, Hakkari'liyim, 40 yaşında bir çocuğum var. Onu söyleyeyim. Farklı dilde masalları öğrendim, önce annemden, sonra Türkçe'yi öğretmenimden öğrendim. Adım Cihan, 6 yaşındayım. Oyun oynamayı çok seviyorum, masal dinlemeyi çok seviyorum. Masal dinlemeyi sevdiğim kadar masallar dünyasında yaşamak istiyorum. Bunu özledim. Masallar dünyasına gitmek, orada yaşamak istiyorum. Siz de keyifiniz tanıdın. İsmim Bila. 3 yaşındayım. En çok 9 kişi oynamayı seviyorum. 3 yaşındayım. Beceri bayağı gelişmiş. Sokakta. Şimdi biz burada ne yaptık? Kendimizi tanıtırken aslında geçmişe yolculuk yaptık. Çünkü özlediğiniz şeyleri söylediniz. Aranızda yani iyi dinlediğimi düşünüyorum. Bir Üzeyir Bey hayalinden bahsetti. Battal Gazi'de Kız Kulesi'ne gitmek dedi. Demek ki masal bizim zihnimizi zenginleştiriyor ve zamanda yolculuk yaptırıyor. Hepimiz bir çocuk olduk çünkü. Evet, masal çocuğun kulağına hayatın hikmetini fısıldar. Bu yani bu cümleyi çok beğendim. Sizinle paylaşmak istedim. Ben çocuklarla çok zaman geçiriyorum. Çocuklardan daha çok masal öğreniyorum desem daha doğru olur. Hani biz onları anlatıyoruz ama onlar da bize kendi hayal dünyalarını anlatıyorlar. Biz şimdi bugün burada Türk dünyasında masal terimini göreceğiz. Muhakkak hepiniz biliyorsunuzdur. Türkçe'ye Arapçadan girdi. Ve Latin alfabesinin kabulünden sonra benzer, örnek, örtüş söz, fıkra, kısa, hikaye, mesel. Ama Arapçadan mesel olarak geldi. Bunların çok ayrıntısına girmeyeceğim. Ama sizler biliyorsunuzdur. Ben sadece hoşuma giden taraflarını aldım. 120 tane test taraması yaptık. Bu test taramasının içinde masal motifleri, masal sembolleri, masalların ülkelere göre dağılımı, kendi kültürlerine göre dağılımları, bunları gördük. İstatistik verileri okuduktan sonra bizim kültürümüzü acaba hani bizim bilmediğimiz ne hoşumuza giderdi biraz seçmece yaptık. Yani masal bizlerde Türkçe'de hikaye, destan, fıkra, kıssa olarak da geçiyor. Peki diğer Türk devletlerinde nasıl geçiyor? Ertegi, makal, çörçek, çörçök, çomak, kepsen, tuğul, yani farklı farklı geçiyor. Ama burada benim en çok hoşuma giden ve beni direkt çeken nokta Azerbaycan Türkleri oldu. Nahıllar oldu. Çünkü Osmanlı zamanında nahıl ağaçları vardı. Surnamelerde geçiyor belki bilirsiniz. Bunlarla alakalı çocuklarla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Nahıl ağacı etkinlikleri, masal etkinlikleri yapıyoruz. Azerbaycan'da nahıllar, yani masallar, masal anlatıcılarına nahılcı denir. Masalları dinleyenlere nahılbaz denir. Bu çok hoşuma gitti. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ve
Bunu buraya aktarmamın aslında en önemli sebebi de şu. Taramalara baktığınızda Aydın, Yozgat, Kastamonu, Maraş, Elazığ, yani ilk önce ülkemizdeki, Türkiye genelindeki masal taramalarına, masalların hepsine baktığımızda herkes kendi anlatısından, atasından, neresinden, dedesinden öğrenmiş ve eklemiş. Ama ne kadar hani biz Türkler olarak, Türkiye Türkleri olarak ne kadar ayrıntıya inebilmişiz ve ne kadar sahip çıkabilmişiz kültürel mirasımıza. Şimdi bu test aramızda baktığımızda bizim çok bir şey yapmadığımızı görüyorum. Maalesef illere göre masallar toplanmış ama yine de çok bir şey yapılamamış. Yine yapan bir sürü bilim insanı var. Bunları da göreceğiz. Şimdi bilim insanlarından bahsettik. Masala bir giriş yapalım. Masal terimini gördük. Masal nedir? Masal halkın ortak yaratısı olarak ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa anlatılan olağanüstü hikayeler, tekerlemelerle başlayan veya bir varmış bir yokmuşlarla başlayan destanlar. Böyle yani biz kendimize göre düşündüğümüzde. Ve bununla alakalı Ali Püskülloğlu'nun tanımı çok hoşuma gitti. Ama bununla alakalı bir sürü tanım ve tez yapan bilim insanları da aşağıda gördüğünüz gibi var. Türkiye'deki masalların çoğunu Pertel Naili Borutap, Naci Tezen, Eflatun Cem Güney, Profesör Doktor Sayın Sakaoğlu ve Bilge Seyidoğlu, Şükrü Elçin, bunlar en başında geliyor masal toplayıcılarının ve bizim kültürümüzü entegre etmeleriyle alakalı. Şimdi biz neye geçelim? Masal için herkes bir şeyler yapmış. Peki bizim masal başlangıcımız nedir? Şu anda çağdaş çocuk edebiyatına baktığınızda veya sosyal medya olsun, hani dijital çağa baktığınızda ne diyorlar? Masallar işte şu ülkeden geldi, bu ülkeden geldi. Ama yok öyle bir şey. Aslında masallar Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva Aleyhisselam'ın yeryüzüne gelmeleriyle başlıyor. Yani bizim masalımız böyle başlıyor. Yanlış mıyım? İnsanlıkla. Evet, insanlıkla başlıyor. Ve baktığınızda dünyanın temel masalının bu olduğunu görüyoruz. Hani bizim kendi kodlarımız, kendi anlamlandırmalarımıza baktığımızda kendi kodlarımız çıkıyor ortaya. İnsanlık tarihi boyunca devredilen ilk gelen metin de Gılgamış Destanı'dır. Ama en eski masal kitabı Binbir Gece'dir. Ve Türk edebiyatında en eski masal Uygur Türklerinde Kalyanam Kara ve Papam Kara hikayeleridir. Bunları aramızda duymayan var mı? Buyurun. Duymadım. Duyan var mı diye soracaksın. Peki efendim? Duyan var. Kalyanam Kara ve Papam Kara. Duymadınız. Ben de yeni öğrendim. Araştırınca her şeyi öğreniyorsunuz. Ama etkileniyorsunuz. Herkes kendi dilinde. Ne? Kalyanam Kara. Hocam sizden dinleyelim. Yok. Yani kalyanam. Manası. İşte ben manalara çok girmedim. Burada bir sürü edebiyatçı var. Hatta motifler, sembollere de bilerek girmedim zaten. Hani ben sorarım, onlardan öğrenirim diye. Sizden öğrenebiliriz. Evet. Bilsem söyleyeceğim. Tamam. Osman Fatma hocamdan öğrenin. Fatma hocam ilk bana anlatmıştı. Kalyanam Kara, Papam Kara en eski hikaye örneklerinden biri. Uygurca metin, Uygurca yazılmış. Onunla ilgili test çalışmaları da yer almış. Evet. İki kardeşin hikayesi. Ama burada en çok dikkat eden Uygurca, biz Türkler o zaman Uygurca metinlerde Mani, yani Budizm ön planda, Mani dininin tanıtılması ön planda, bir menkıbe şeklinde dini içerikli olduğunu görüyoruz. Türkler çünkü yüzyıllar boyunca din değiştirmişler, kültür değiştirmişler ve bunlardan da etkilenmişlerdi. Mani dininin tanıtılması ön planda burada. Bir menkıbe olarak da karşımıza geliyor. Ama çok güzel örnekler ve ifadeler var. Çocuklarla paylaştığınızda güzel sonuçlar çıkarabiliyorsunuz. Zaten baktığınızda temelde erdemlerin ön planda olması ve bu Mani dini olmasının bir diğer göstergesi erdemlerin de çocuklara kazandırılması. Çocuk eğitiminde masalın temelinde devam edecek, evet, bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Onu da içerikte göreceğiz. Kalyanam ve Papam ne demek? İki kardeşin ismi. Uygun cemisi ya. Kabil ve Kabil hikayesinden aslında. Evet. Bir
Biliyorsunuz ki bu yıl UNESCO listesine Dede Korkut girdi. Bizim Dede Korkut hikayelerimize baktığımızda ön plana kahramanlık çıkıyor ve bizim kadınlarımız için de geçerli eserlere baktığımızda, incelediğimizde. Bunlarla alakalı test çalışmalarına baktığımızda, yani incelediğimizde aslında bizim bir sürü çocuk kahramanımız var. Ama bunlar gün yüzüne çıkmamış ya da hani akademisyenler tarafından çıkartılmış ama toplum bunu bilmediği için biz genelde yabancılaşmış kahramanlar üzerinden gidiyoruz. Bilindik dünya masalları üzerinden gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim, okullarda mesela görürsünüz figürler, kırmızı başlıklı kız, pamuk prenses, bunun gibi şeyler üzerinden gidiyoruz. Bizde bilinen nedir? Nasrettin Hoca, Karagöz Hacıbat, Keloğlan. Ama bunun bir üst çıtasına daha çıkmadık. Ama var. Sadece bu hazineyi biraz karıştırmak gerekiyor. Evet, Dede Korkut'un içinde bu topluluğun, kültürün, dini, ibadetleri, kadim vakitleri, yani geçmişteki insanların yaşayışlarıyla edebiyat felsefesini görüyoruz. Yani edebiyat felsefesi bize Dede Korkut'un içindeki her şeyi anlatıyor, kendi kültürümüzü. Bunun için çok net görüyoruz. Masallarla alakalı girişlerde genelde bir varmış bir yokmuş veya bir tekerlemeyle başlıyoruz ya. Şimdi inşallah böyle biraz hızlı geçmeye çalışıyorum çünkü bir masal anlatacağız ondan dolayı. Masalın bölümü tekerlemeyle giriliyor veya başka bir sizin bulduğunuz güzel bir cümleyle, bir varmış bir yokmuş bunun gibi cümlelerle. Ana bölümünde de ana hatları, yani kim ne yaptı, nerede ne yapıyor bunun gibi şeyler, 5K. Birini düşünebilirsiniz. Sonuç olarak masallar kapanışlarla ya mutlu bitiyor ya da yine bir tekerlemeyle kapanıyor. Şimdi masal türlerinde de hayvan masalları, olağanüstü masallar, mitoloji masallar, yaygın masallar, gerçekçi ve zincirleme masallar. Şimdi gerçekçi ve zincirleme masalları aslında biz burada yaptık. Yani siz evde çocuklarınızla birlikte yapabilirsiniz. Ben burada 3 tohum kullandım. Siz tek tohum kullanırsınız. Ne yaparsınız? Benim adım Mehtap, ben bisiklete binmeyi severim. Elif Hanım da der, Mehtap bisiklete binmeyi severdi. Elif de gezmeye gitmeyi sever diye zincirleme masal şeklinde biz burada aslında bir nevi kendimizi tanıtarak oluşturmuş olduk. Onun için masallarda materyaller çok önemli. Şimdi materyaller çok önemli. Masal battaniyesinden bahsedeceğim size. Şunu göstermek istiyorum. Bakın, renklerinden ve desenlerinden gördüğünüz gibi bu gerçek, orijinal eski bir şey, yani tam bir müzelik. Evimizin eski seccadesi tipine benziyor. Değil mi? Evet. Sadece şöyle. Ama ben şimdi anlatayım, belki aranızda bilenler vardır. Anadolu'da çocuğu vefat eden hanımlara, yani anneleri, 7 evden 7 yamak maş alırlarmış. Bunu da birleştirip ikinci doğum evresine, yani çocuk doğduktan sonra doğan çocuğa sararlarmış. Aslında burada biz duayı görüyoruz, yani hani niyeti görüyoruz. Sararlarmış ve çocuklarla iki çocuklar yaşarlarmış. Yani Anadolu'da aslında bu bir gelenek. Bu 7 Mehmet olarak da geçiyor, 40 Mehmet olarak da geçiyor Anadolu'da. Muhakkak görmüşsünüz. Ve metafor olarak ben bunu özellikle kullanıyorum. Zihni toplarken, çocukları sahneye alırken, müzik aletlerinde zilli tepi kullanabilirsiniz, marakas kullanabilirsiniz. Ayna güzel ayna. Mesela bu hani diğer hikayelerde vardır ya. Ama biz aynayı öyle kullanmıyoruz. Biz aynayı dramada kullanıyoruz. Burada bir drama örneği sizin yapımıyız bu. Oradan al, moderatör almam gerekiyor. Şimdi aslında hepimizle de yapabiliriz de. Eş bayanlar önde tam oluyor mu? Yani erkeğe yapılmış. Öyle alalım ben bu şeyi özellikle. Tamam, hani hep birlikte yapsaydık güzel olurdu. Şimdi Elif Hanım ayna, ben de karşısındaki çocuğum. Ben şimdi sabah uyandım, aynanın karşısına geçtim. Güzel de giymişim, öyle düşündüm, öyle hayal ettim. Şimdi dönüyorum size. Burada ne eksik? Ayna konuşmuyor. Hayır. Ne eksik? Bir daha yapıyorum. Bakın, ben de mi, Elif Hanım'da bir şey eksiklik var mı? İyi bakın, bakın ipucu verdim. Başka bir
Aynada tekrarını göremedik. Süpersiniz, alkışladım. Aynanın beni tekrar etmesi gerekiyor. Yani ben kaşımı düzeltiyorsam siz de düzeltin. Aynanın kaşımı düzeltmesi gerekiyor. Biz bunu genelde ayna oyununda masalların sonunda veriyoruz. Diyoruz ki iyi insanlar iyi insanları yansıtır ve sonunda çocuklarla sarılıyoruz. Şimdi Elif Hanım'a sarıldığınız gibi bu şekilde veriyoruz. Teşekkür ederim. Bu da başka bir örneklendirmeydi. Ve şu figürü bilerek verdim. Sadece aklımızda kalsın diye. Bakın burada hayvan figürlerini aldık. Neden? Hayvan figürlerini çocuklar çok seviyor. Ama ben bunu göstermek için aldım. İnternette ne kadar dolaşsanız Nasrettin Hoca K olan Hacı Batı'nın bir üstüne çıkamıyorsunuz kuklada. Değil mi? Ne var? Kırmızı başlıklı kız. Yani yine Batı'nın kendi kültürüyle alakalı materyaller var. Yani benim demek istediğim, bu yapılan araştırmaların içine baktığımızda aslında Anadolu'da hani çok eskileri düşünün, evlerimizde soba vardı, kömür, odun yapıyorduk o zamanlarda. Yani materyali siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bunu da yapmak zorundasınız. İstediğiniz bir şeyi yapabilirsiniz, öyle değil mi? Yani mesela sihirli toz yerine un. Çocuklar un oynayıp yüzlerini falan beyaz yaparlar ya. Bunu bile kullanabilirsiniz. Ben mumu almadım. Burada gaz lambasını aldım. Çünkü gaz lambası muma göre daha esrarengiz duruyor. Yani bir gizem olması gerekiyor. Merak uyandırması gerekiyor. Bizim çocuklarda yapmaya çalıştığımız şu. Merak uyandıracak ki bana soru soracak. Eğer bana soru soruyorsa demek ki beyin içindeki onar oyunların hepsi sarmal şekilde dönmeye başladı. Ne kadar soru sorarsa o kadar kafasında bütün masada oturtmuştur. Bunu anlıyoruz. Duyu kutuları, ritim çubukları, masal kartları. Masal kartlarını size masal kartı olarak kendi ürünlerimi getirdim. Yani okulda yaptığım şeyleri çok, yani rengi falan eski sonuç olabilir ama saklıyorum. Şimdi bakayım. Bu benim bilmece kartım. Çocuğa söylüyorum, okuyorum. Sonra da çocuk kendisi açıyor. Ya da şöyle yaparsınız, çocuk renkleri seçer. Siz bilirsiniz yani, bu tamamen size kalmış. Çocuğa nedir, içinde ne vardır diye sorular da sorabilirsiniz. Sonra çocuk açıyor ve içinden resim çıkıyor. Burada bir çiftçi var, gördüğünüz gibi. Yani bu bilmece kartlarını biz çok kullanıyoruz. Ayrıyetten size bugün getirmek isterdim ama keçiciden alamadığım için, yani gitmediği için getiremedim. Şu gördüğünüz yuvarlak bir masal tekniği. Biz bunu kullanıyoruz. Okulda çocukları kullanıyoruz. Bireysel olarak değil tabii ki. Grup etkinliklerini, yani masal anlatma tekniğini kullanıyoruz. Bakın bunda ne var? Nasrettin Hoca'nın birinci hikayesi. Hikaye de arkada yazıyor isterseniz. Hikaye bilmiyorsanız. Sırayla gidiyor. Nasrettin Hoca'nın ikinci hikayesi. Bizim zamanımızda her şey daha kısıtlı olduğu için biz biraz böyle çalışıyorduk. Orijinali keçeden. Keçeden de cırt cırtlı. O da ayrı bir teknik. Çocuğu hem dinlemesini sağlamak hem de ve hikayenin sonu dördüncü parça. Yani yaş gruplarına göre siz bunu çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde verebilirsiniz. Ben bunu cırt cırtlı yaptırdım. Çocuk kendi hikayesini, kendi masalını bu teknik üzerinde oluştursun diye. Ya da şöyle göstereceğim. Bu da bizim fil hikayemiz. Her kutucuktan farklı bir fil çıkıyor. Yemek istemeyen bir fil ve çok unutkan. Yani masallarda verdiğiniz kavramlar da çok önemli. Hasta olan hayvanlar. Ve son olarak da bayramlarımız. Bunun içinde yani eski zamandan kalma sulu ve tekniğiyle alakalı öğrencilik. Ramazan bayramı ile alakalı bir hikaye bu da. Dediğim gibi bunları isterseniz siz çoğaltabilirsiniz. Farklı tekniklerle kullanabilirsiniz. Bunu biz yaptık. Her öğrenci kendine göre farklı bir teknik geliştirdi. Ben böyle yapmayı uygunluyordum. Bu şekilde masal materyalleri ve interaktif masallar var. Dinleme ile alakalı. Size bir örnek vereceğim. Engelli bir öğrencim var ve evine gittiğimizde baktığınızda dersiniz bu kütüphane bir çocuk için çok fazla. Çok fazla dersiniz. Çocuğun kitap alım gücünün fazla olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca o kitapların hepsini okuduğunu görüyorsunuz.
Burada neyle bağlantı kuracağım? Bizim şimdi bu öğrencimiz etkinliklerle alakalı motor gelişimi yok. Motor gelişimi yok ama her şeyi çok güzel algılıyor. 3 yaşına kadar sadece masal dinlemiş. Ama nasıl dinlemiş? Anneden babadan dinlememiş. Bir masal kanalı düşün, interaktif masallar, görsel değil, dinleme. Ve ben tanıştığımda bakıyorum, çocuk benden daha güzel Türkçe konuşuyor. Ve kelime hazinesi kendi yaş gruplarına göre 2 katı. Yani düşünün, sadece görseller değil. Tamam, görsel okuma okul öncesinde belki gerekli, belki erken çocukluk döneminde gerekli ama dinleme de çok önemli. Bunu da burada örnek olarak göstereyim. Şu resmi bilerek aldım. Kastamonu'da divanhaneler var. Akşamları insanlar toplanır, çaylarını içerler ve kendi aralarında kıssalar, hikayeler, masallarını anlatırlar. Ve aynı resim Tataristan'da da var. Bu kültür Tataristan Türklerinde de var. Peki çocuklarda gelişim alanlarını desteklemek açısından düşündüğümüzde motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişime baktığımızda ilk önce bilişsel gelişimi destekliyor. Neden? Hayal kurması gerekiyor. Hayal kurduktan sonra istek, merak uyandırması gerekiyor ve yine bilişsel. Peki motor gelişimi, aslında evcilik oynarken çocuklar kendi masalları üretmiyorlar mı değil mi? Kendi masallarını üretiyorlar. Evcilik oynarken çocuklar ya annesinin babasının rolünde oluyor ya teyzesinin rolünde oluyor. Yani masalların sevme, sevilme, kabul edilme, saygı görme gibi bütün ihtiyaçları karşılama gibi bir güzel değeri var bizim için. Ve şöyle söyleyeceğim, tabii bunu biraz daha gidelim. Bu çocuk çok karanlık çıkmış burada ama net kıvırcık saçlı bir çocuk. Yani saç saçta oluşmuş, çok sevimli diye koymuştum. Şimdi sorgulama ve problem çözmede, ben nereden geldim, doğum nedir, ölüm nedir, bunları hep masallarda görüyoruz değil mi? Padişahlar ölüyor, işte biri kızları diriliyor, bunun gibi şeylerin hepsi masallarda mevcut. Çocuk ne yapıyor? Kendi dünyasında bunu anlamlandırıyor, değil mi? Oluşturuyor. Peki, biz masalları bu şekilde anlattık. Anne baba olarak biz ne yapıyoruz? Evde yapılması istediğimiz şeyleri masalla vermeye çalışıyoruz. Masal dediğimizde böyle yaş grubuna göre değişiyor ya, uzunluğu ve kısalığı. 3 cümleyle de masal anlatabilirsiniz 3 yaşındaki çocuğa. 4 yaşındaki çocuğa daha uzun bir masal da anlatabilirsiniz. Ama bu sizin anlatma tekniğinize bağlı. Sesinizin tonu çok önemli. Ben burada masal anlatıcıları konusuna girmedim çünkü çok uzun. Anadolu'nun her yerinde masal anlatıcısı var ve masal anlatıcısı teknikleri de var. Biz bunu okul eğitimi zaten aldık, biraz önce dramayla gerçekleştirdik, masala girişte oyun yaptık ve ses tonumuzu kullanmamız çok önemli. Yani anne babalar, dedeler, nineler, anneanneler, büyükanneler olarak biz masal anlatırken sesimizi girişte çıkışta kullanacağız. Bunu neden söylüyorum? Masalı anlattıktan sonra çocuğun kitaba merakı başlıyor. Kitaba merakı başlayınca siz artık kitapları biblioterapi yönteminde kullanabilirsiniz. Yani kitapla tedavi etme, kitapla çocuğu iyileştirme, kitapla insanı iyileştirme. Yani birçok artısı var. Peki, gelelim dil, kültür ve milli kimliğimizin gelecek kuşaklara aktarımında çocuk edebiyatı. Şimdi biz dil ve kültüre neden önem veriyoruz? Milli kimliğimiz için değil mi? Bizim kültürel mirasımıza sahip çıkmamız için kültürel kodlama adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama baktığınızda dernekler olarak, vakıflar olarak bir şeyler yapabiliyoruz ama materyal olarak, kitap olarak şu anda çok tezlerden başka elimizde çok ciddi bir şey yok. Bunda çocuk tezleri çocuklara ulaştıramayacağımıza göre demek ki herkesin elini taşın altına koyup bir şeyler yapması gerekiyor bu konuda. Çünkü gelecekteki nesillerin oluşmasında bizim değerlerimiz çok önemli. Bu değerleri de biz neyle vereceğiz? Çocuk edebiyatıyla vereceğiz. Peki çocuk edebiyatında ne önemli? Biz neye dikkat etmeliyiz kendi milletimiz olarak? Algı, ilgi, duygu, düş dünyası, çocuğa göre yalın bir biçim. Bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve de en önemli şey de etik ahlakımıza, yani kendi kültürümüzün içinde ne kadar varoluşuna ve olmayışına dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta bununla alakalı şunu söyleyebiliriz. Masallara baktığımızda masalların tekrardan düzenlenmesi gereken yerler var. Çocukların okuyamayacağı masallar var.
yani yetişkinlere uygun olup demeyelim de aslında yetişkinlere de uygun olmayıp çocuklara gösterilen masallar var. Demek ki bizim bunları analiz etmemiz lazım. Biblioterapi Türkiye'de yapılıyor mu? Yapan yerler var ama bunun üzerine araştırma yapıyorlar şu anda. Çok ciddi araştırmalar var. Şimdi çocuk edebiyatının değerlere katkısı. Şimdi değerleri biz okullarda görmeye başladık. Ama değer nerede başlıyor? Ailede başlıyor. Ben eğer annemi babamı örnek almazsam, rol model olarak almazsam bunu hayatıma geçiremem. Aldığım şeyi hayata geçirmeliyim değil mi? Bizim değerlerin oluşması da sosyal çevreye de yine bir bağlı. Çünkü çocuk belirli bir yaştan sonra ilkokula başladığında direkt sosyalleşiyor. Anaokulu için demiyorum. Anaokulunda da sosyalleşiyor ama ilkokulu evresi biraz daha farklı oluyor. Şimdi toplumu ileriye taşıyacak nesillerde empati ve özdeşim yetenekleri değerler oluşturuyor. Eğer biz bütün değerleri oturtursak, inanç, adab, maşeret, iyilik, merhamet bunların hepsini oturtursak gelecek nesillerde okuma kültürünü tamamen oluşturmuş oluruz. Yani vermek istediğimiz bütün adab, maşereti biz masalların içinde rahatlıkla verebiliriz. Yani çocuğun özdeşim kurması lazım. Şimdi ben biraz önce size ne gösterdim? Bir sedir gösterdim. Güzel bir divanhane gösterdim. Evimizin köşesinde böyle bir şey yok değil mi? Ama çocuğun bunda da yaşayarak öğrenmesi gerekiyor. Hani bir kültür. Biz bunu geçen hafta konuşmuştuk yemekte. Evimizde hepimiz masa kullanıyoruz. Hiçbirimizin yer sofrası var mı? Yer sofrası olan var mı aranızda? Aa, benim de var. İki tane. Var ama kullanmıyoruz. Kullanmıyorsunuz. Evet. Belki bayramlarda baklava falan açıyorsunuz üzerinde. Var. Bende de var. Şimdi çocuğun bir kere görmesi gerekiyor. Sadece buradan görmesi gerekmiyor. Okullarda belki öğretmenler ne yapar? Eski kadim kültürlerimizi yaşatma adı altında dramalar yaparlar. Ama biz çok uzak değiliz. Biz halen köylerimize gidiyoruz. Köylerimizde doğal yaşam ortamlarımız var. Bunların hepsini görebiliriz değil mi? O zaman bizim öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Çocuklarımızın yetenekleri değerlerle ortaya çıkar. Eğer biz çocuklarımızın değerleri tam çocuklarda oturtabilirsek, yeteneklerini de ona göre yönlendirebiliriz. Onun için bizim için öncelik adab, maşeret ve kültürel kodlama. Kültürel kodlama değil mi? Bu halıyı çok seviyorum. Türkiye kültür haritası. Biz bunu derslerde kullanıyoruz. Anlatmak istediğiniz yerler, bakın meyveler var burada, müzeler var, tarihi yapıtlar var. Bunların hepsi var. Mesela bunu okulda tarih öğretmenleri belki kullanır. Ama bunu aslında tarih öğretmenlerinin sadece kullanmasına gerek yok. Disiplinler arası çalışıp bizler de kullanabiliriz. Ben kullanıyorum. Harita okuma yapıyoruz çocuklarla. Harita okumada da kültürel kodlama yapıyoruz. Yani çocuğun tarih olarak 1970 yılında ne yapıldığını öğrenmesi gerek yok. Görsel olarak zihnini 12'den atış atmış vuruş tam nokta. Şimdi değerler eğitimi üzerine Türkiye'de yapılan çalışmalara baktığımızda Cahit hocamız Küçük Şehzade adlı hikayesi ortaya çıkıyor. Burada konu olarak sabır ve kararlılık alınmış. Yani Memnunlar İdris'in de var ama en eskiye baktığınızda ilk karşımıza güzel yapıt olarak tezlerde Cahit Zarifoğlu geliyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Okumu isterseniz okurum. Görebiliyor mu herkes? Peki şimdi biraz soru cevap yapalım. Çocuk edebiyatında önemli olan sizce nedir, ne olmalı? Yani aklınıza geleni söylemesin. Çocuğu düşünün. Edebiyat olarak düşünüyoruz ama hani edebiyat kelimesini çocuklardan yani yaş seviyesine göre düşünün. Hayal gücüne göre düşünün. Her şey olabilir. Buyurun. Çocuğun anlayabileceği seviyede olmalı. Evet. Çocuğun anlayabileceği seviyede olmalı. Evet. Bunu ilk baştaki tanımda görmüştük. Başka ne olmalı? Çocuğun mutlaka dikkat ve ilgisini çekmek zorundayız. Dikkat ve ilgisini çekmek zorundayız. Harika. Çocuk hayatı oyunla öğrenir. Hı hı. Oyun gibi. O zaman masallarla oyun, masallarla drama muhakkak yapmamız gerekiyor. Tamam. Sizce hocam? Ekrem hocam. Yani çok şey söylenebilir. bir kere dili önemli. Evet. Yani negatif kelimelerden kaçınmalı pozitif. Evet. Yani
umut veren ona, içinde güller açan bir şey olmalı, masal, mucize olmalı. Tamam, çok güzel. Evet, kitabı sevdirmek bizim önceliğimiz olmalı. Kitabı sevdirmek için de elimizden geleni yapmalıyız. Çocuğa kitap okumak, evlerde vardır ya, çocuğumuzda uygun kitap yok deriz. Diyebiliriz yani, olabilir. Hani büyük anne ve büyük baba olunca olabilir, evlerimizde olmayabilir. Ama siz elinizdeki kalın kitabı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. İster resim olsun, ister olmasın. Bunu ben şöyle denedim evde. Evde kitap okuyordum. Yeğenim kütüphaneden bir kitap alıyor ama benimkinin kalanının aynısını alıyor. O da okuyormuş gibi yapıyordu. Yani rol, model, örnek olmak çocuğun hayal dünyasına direkt yansıyor. Ve kitapları sevdirmeyle başlayabilirsiniz. İlle de kitap okumak zorunda değilsiniz. İlk önce sevmesi lazım. Bir örnek daha vereceğim. Şimdi bir öğrencim daha vardı. Dini anlamda doldurulmamış, yani boş bir su bardağı gibi düşünün. Peygamberler hayatını okumaya başladım, kalın bir kitap. Ama her hayat iki sayfa, belki bazı üç sayfa sürdü çocuklar için ama yine de çok uzun çocuğun dikkat süresi için. Ben onu ne yaptım? Alabildiğim anekdotları böyle hemen göz ucuyla alıp toparlaya toparlaya okuyormuş gibi yaptım. Yani siz de torunlarınıza, çocuklarınıza okuyormuş gibi yapabilirsiniz. Ve çok da olumlu geri dönüşünü alırsınız. Şimdi hayal gücü, yaratıcı düşünme, yeteneği geliştirme. Bunların hepsi çok önemli. Zaten bunların hepsi burada sıralı. Affedersiniz, nasıl okuyormuş gibi? Yani şunun gibi. Mesela orada öldürüneler falan var. Çocuğun yaşı küçük, ne diyorsun? Soyut kavram. Siz ne yapıyorsunuz? Örnek, ben Fatih Sultan Mehmet'te şöyle bir şey yaptım. Bana şöyle bir soru gelmişti. Örnek olsun diye anlatacağım. İstanbul'u merak ettiği için İstanbul'a gidiyor. İstanbul'u merak ediyor çünkü İstanbul'da o anda oturmuyor. O zamanlarda girip çıkışlarda izin kağıdı gerekiyor diyorum. Hani anlayacağı dilde. Ne yapıyor? İstanbul'u görmek için elinden geleni yapıyor, dua ediyor, bir şeyler yapıyor. İşte gemileri anlatıyorsunuz. Her şeyle birlikte. En sonunda İstanbul'a gidiyor. Peki İstanbul'daki insanlarla nasıl tanışıyor? Mesela burada Ayasofya'ya vereceksiniz değil mi? Çok fazla bir şey anlatmıyorsunuz. Ayasofya'ya gidiyor, oradaki bütün insanlarla oturuyor. Mahalle oturma, kalkma kurallarını anlatıyor. Bu şekilde veriyorsunuz. Yani kendinize göre verin. Önemli olan şahsiyetin ismini bir şey, bunu kodlama yapacaksınız. Zaten hayat hikayesini, özet bölümünü yaşı gelince okulda veya kendi kaynak kitaplarında öğrenecek. Önemli olan hani o İstediğiniz kimliği sevdirmek ve vermek. Peki orada tamam, masal anlatıyor çünkü değil mi? Böyle kitap okuyormuş gibi değil de kitaptan masal. Kitabın içindeki ana hatlardan evet, okuyormuş gibi yapacağız, evet. Okumak ya çocuklar çok değil, çocuklar hissi yetişkinlerden daha fazla. Yani çocuklar kesinlikle mış gibi yaparsan şey yapar. Haklısınız. Genel anlamda söyledim. Bakın içinden ana hatları zaten almak zorunda. Çünkü resimleri de çocuk görecek. Genelde masal kitaplarında bir resim oluyor. Çocuk daha fazla resim bekliyor ama bir resim oluyor. Ve şimdi boyamada masal kahramanlarını kullanmak güzel ya, anlattığınızda şöyle de yapabiliriz. Masalı anlatırsınız. Masalla alakalı resim yaptırırsınız. Masalda en çok neyi sevdiysen onun resmini yapabilirsiniz diyebilirsiniz. Daha sonrasında atıyorum sevdiği kahramanlardan birisini yaptı. Kahramanla alakalı ona masal anlattırsınız. Yani çocuk kendi masalını oluşturmuş olur. Tam üzerine çok güzel oldu, cevabı geldi. Şimdi biz sınıf masalları oluşturduk. Hayalinizdeki nağıl ağacı nasıldır dedik. Ama biz bu surnamelerde geçen nağılı anlatmıştık. Bunu engelli öğrencim çizdi. Yani normalde 7 yaşında çocuk. Belki daha iyi çizebilir ama yine de bana göre çok güzel. Şimdi normalde nağıl ağacının bir böyle resim var. Bir de şöyle geliyor surnameler. Gördüğü gibi çiziyor yani. Çocuklar o yaşlarda somut düşündükleri için direkt görseli alırlar. Evet. Nağıl ağacıyla alakalı burada biraz Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyor ve kimlere hediye vermesi gerektiğinden bahsediyor. Çok net değil. Ama masalı kendi oluşturuyor ve en fazla 8 cümle düşünün. Yani bir zamanlar mor bir nağıl ağacı varmış. Ağacın yanında çok güzel hediyeler varmış diye başlıyor. Ve bu
okuma yazma bilmeyen, biraz önce örnek verdiğim engelli öğrencinin masalı. Ve burada burada yine Cahit Hoca'nın yazısı çok hoşuma gittiği için sizinle paylaşmak kaç istedim. Kaç yaşında bu çocuk? 6. Burada 6. Sanırım geç olsa da çocuklar için yazmak aklıma gelirdi. Çocukları nasıl desem, ta çocukluğumdan beri severim. Şimdi ben burayı okuduğumda ben de şu çağrışımı yaptım. Evet, biraz geç fark etmiş çocuklar için bir şey yapmayı. Biz devamlı yetişkinler için yapıyoruz ya. Normalde sizlere baktığınızda hani ortaokul çocukları için bir şeyler yapalım, lise çocukları için bir şeyler yapalım ama tam böyle çocuk, tam olarak çocuğu düşündüğünüzde çok bir şey yapmıyoruz. Yani neden? İnsanların aklına genelde bu oluyor. Küçük çocuk anlamaz. Küçük çocuk anladığı kadarıyla. Çok gerekli değil ama büyüğü anlıyor. Halbuki o da anlıyor. Onun da algısı çok açık. Onun da dünya görüşü oturuyor. Nasıl oturuyor? Siz milli kültürel kimliğinizi veriyorsunuz. Onun artık bütün hayatı şekilleniyor. Gölge oyunları, el koklası. Evet. Mesela normalde yapmışsınızdır bak. Elektrikler gittiğinde eskiden evlerde. Şu ellerle alakalı kuş yapma hareketini çocuklar çok severdi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Anne babalar yapardı. Bizim öyleydi. Hani gölge oyunu ciddi bir çağrışım yaptı. Evet, çok güzel. Şimdi mesela ben ilk gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Parmak kuklaları. Parmak kuklaları biraz önce masal materyallerinde vardı, evet. Parmak kuklayla nasıl anlatmak? Şöyle çocuğun diğer kimyasını genişletiyor. Şimdi masal zaten otomatikten genişletiyor. Şöyle düşünün. Bir çocuğun edebiyatı ne kadar iyiyse matematiksel zekası da o kadar yüksektir. Çünkü zihin daha fazla çalışıyor ve düşünme becerileri daha fazla gelişiyor. Düşünün, zincirleme, yani bir soru bir soruyu getiriyor, diğer soru diğer soruyu getiriyor. Akıl çivileri gibi düşünün bunu. Bu da hani yasal ayrı bir teknik. Burada Fatih Sultan Mehmet, şimdi bu kitabın içeriği şöyle bakın. 20 kişilik bir sınıf düşünün. 20 kişilik sınıfta her çocuğa aynı soru soruldu. Herkes aynı resmi yapmadı, ayrı resmi yaptı yani kendince özgün resmi yaptı ve herkesin ayrı masalı ortaya çıkmış oldu başlıkla alakalı. Sonra biz bunların hepsini birleştirdik, sınıf kitabı haline getirdik. Bunlar 6 yaş grubu olduğu için 1. sınıfta okuma yazmayı sökeceklerdi ve istedik ki ilk kitapları kendi masal kitapları olsun. Böyle bir proje yapmıştık ve çok da yararını gördük. Şu resmi koymamın nedeni, bakın bu Osmanlı zamanında bir yemek, yani padişahın verdiği bir yemek, bir minyatür çalışması. Biz bunu değerli eğitimde paylaşmada veriyoruz. Bakın ekmek var sofrada, nimeti de anlatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz bu resmi de masallaştırabilirsiniz. İsterseniz buna dikkat çalışması yaparsınız. Yani yaş grubuna göre değişir. Benim yaptığım çalışmada şöyle bir şey vardı. Öncelikle değerli eğitimini paylaşma olarak alıyordum. Sonrasında bakın buradan baktığınızda çok karışık duruyor. Belki seçemezsiniz. Çocuklara dikkat çalışması olarak küçük küçük seçtiğimiz desenleri burada veriyoruz. Mesela şu en üstteki kırmızı deseni şu çizgide. Veya işte üçüncü kişinin burasındaki, başındaki tüyü düşünün. Onu verdim. Ya bunun gibi 5 tane sembolü veriyorsunuz. Bu sembolü bu resmin içinde arıyor. Bu bir dikkat çalışması. Ben neyle veriyorum? Kendi kültürümle veriyorum dikkat çalışmasını. Yani kültürel mirasımızı kültürel kodlama ile vermiş oluyorum. Bunlar da örnek olsun diye, hani aklınıza gelsin diye bir şeyler anlattım. Neden? Müze eğitiminde çok yararlı gördüm. Şu anda Üstün Zekalar Vakfı'nda müze eğitimine başladık. Orada şöyle bir şey yapıyoruz. Müzeleri geziyoruz. Müzelerdeki etkinlikleri kendimize göre yapıyoruz. Sonuç olarak masal dünyanın bittiği yerde başlar. Her insan bir masaldır zaten. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum ve kendi masalıma geçiyorum. Bir varmış, biri yokmuş.
evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir yolcu varmış. Ormanda yürüyormuş. Kara bir ağacın, biraz kara olmadı bu, biraz akma. Kara bir ağacın dibine oturmuş. Ateş yakmış. Yakmış ateş, büyümüş, büyümüş, büyümüş. Alevler birden ağacı sarmış. Fakat ağacın üzerinde bir yılan varmış. Bunun farkında değilmiş. Yılan o anda imdat, imdat, imdat diye bağırıyormuş. Şimdi masanın ismini söylemedim. Sonunda soracağım neden söyledim, ne olmasın. Bak giriş yapmalı falan da olsun. Baştan söylemedim. Hani bir daha aklınıza bir sürü geçirecek. Ben size soracağım masanın ismini. Olur mu? Yılan imdat, 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 imdat diye tıslamış. Adam da demiş ki, acaba kurtarsam mı, kurtarmasam mı? Kurtarsam beni sokar mı, sokmaz mı? Bunu düşünmüş. Ya en iyisi ben bu yılanı kurtarayım demiş. Almış yılanı, kurtarmış, indirmiş aşağı. Yılan demiş ki, yılan demiş ki, seni sokacağım, seni sokacağım demiş. Adam demiş ki, niye beni sokuyorsun? Ben sana ne yaptım? Ben senin hayatını kurtardım. Sana iyilik yaptım. Beni sokamazsın demiş. Yılan demiş ki, hayır, seni sokacağım, seni sokacağım demiş. Adam demiş ki, hayır, beni sokamazsın, ben sana iyilik yaptım. O zaman yolda karşımıza çıkan üç kişiye soracağız. Üç kişi bize icazet verirse beni sokacaksın, vermezse sokmayacaksın demiş. Ormanda gitmişler, yürümüşler, yürümüşler, dağları aşmışlar, bir başka bir ormana gelmişler. Ormana gelmişler. Karşılarına bir ırmak çıkmış. Ben bu yılanın hayatını kurtardım. O beni sokmak istiyor. Ağaç da yanıyordu. Ona iyilik yaptım. Sence bu yılan beni soksun mu sokmasın? Soksun mu sokmasın? Efendim? İyilik yaptı. İyilik yaptı, sokmaması lazım. O zaman. Evet. Yolda geçerken ırmağa rastlamış. Irmağa sormuş. Irmak ne yapmış? Soksun demiş. Neden böyle bir şey demiş ırmak? Çünkü insanlar her zaman geliyorlar, benden su taşıyorlar. Üzerimde çamaşırlarını yıkıyorlar. Çöplerini de üzerime atıyorlar ve gidiyorlar demiş. Sok gitsin demiş. Sok. İnsanoğluna iyilik yaramaz demiş. Bu oradan ayrılmış. Sonra yolda yine gitmişler, gitmişler, gitmişler. Karşılarına bir öküz çıkmış. Öküze sormuş. Ben bu yılana iyilik yaptım. Beni soksun mu, sokmasın mı? Soksun mu, sokmasın mı demiş. Öküz de demiş ki, size mi demiş? Soksun demiş. Evet. Soksun tabii demiş. İnsanoğluna güven mi olur? Ben bu çiftlikte yıllardır yaşıyorum. Bir ayağım çukurda. Yarın öbür gün alır beni ev sahibim. Alır kasaba götürür demiş. Sok gitsin demiş. İki etti mi? Yolda gidiyor, gidiyor, gidiyor. Karşısına kim çıkıyor? Eşek. Tilki çıkmış. Karşısına tilki çıkmış. Tilki kardeş, ne olur demiş. Şöyle gözünde. Ne olur demiş. Yılana iyilik yaptım. Beni soksun mu, sokmasın mı? Soksun mu? Sokmasın. Sokmasın. Halbuki insanoğlu tilkiyle anlaşmış. Tilki karşılığında 40 tane tavuk vereceği, insanoğlu karşısında 40 tane tavuk vereceğini söylemiş tilkiye.
Onun için tilki de ne demiş? Sokmasın demiş. Yılan yılan ne yapmış orada? Yılan oradan tıslaya tıslaya ayrılmış. Tamam demiş. Bir kişi izin vermemiş. Kalmışlar mı insanoğluyla tilki baş başa? Demiş, getir de biraz midem ziyafet görsün. İnsanoğlu almış çuvala, doldurmuş kazları, bütün kazları doldurmuş çuvala. Hepsini yüklenmiş, saymış 1, 2, 3, 4, 5 diye 40'a kadar saymış. 40 deyince sırtlamış kazları, tilkinin yanına gitmiş. Tilkinin yanına gitmiş. Demiş ki, tilki kardeş, bunu yanında açmam olur mu? Sen bunların hepsini al getir demiş insanoğlu. Hediye edecek. Hediyeyi hemen bırakıp uzaklaşacak. Tilkiye teslim etmiş. Tilki de bir sevmiş, gözleri ışıl ışıl. Çuvalı bir açmış. İçinden 40 tane kas çıkmış ve 40'ı da tilkiye bir güzel saldırmış. Tilkide hal hiç kalmamış. Her yeri yara, bere, kan içinde kalmış. Dilim eşek arası soksaydı da ben izin vermeseydim demiş. İnsanoğluna iyilik yarar mı demiş. Bundan sonra and içiyorum. Kimin kümesinde horoz, tavuk varsa bundan sonra onların hepsini yiyeceğim diye and etmiş. Hikayemiz burada bitmiş. Şimdi bunu okuduğumda yine Muratov'un masal kitabında çok hoşuma gitti. Ne hoşuma gitti? Analiz yapıyordum. Baktım bazı masallar kırmızı başlı kutuza benziyor. İşte etkileşim var ya, bazıları Pamuk Prenses'e benziyor. Burada da okuduğumda hepsi de tarihçisini yazdım. Baktım başlık yolcu ve insandı. Yani yolcu ve insandı. Aslında yolda kimseye güven mesajını da burada veriyor. Ama genel anlamda düşündüğümde, yani bir tilkinin neden kötü olmuş? Tilkinin tarihçesi, özgeçmişi çıkıyor. Yani ben böyle düşündüm. Onun için beni çok güldürdü ve bunu şehir dışında da okullarda çok yaptım, zevkle yaptım. Tabii burada bunu çocuklara yaptırdım. Ben anlattım, çocuklar yaptı. Onun için çok keyif aldılar. Tabii hepsi sokmasın dediler. Ben böyle kaş gözle soksun dedi. Böyleydi. Size hiç kahacı yaptığı için ceza alıyor. Ben orada o mesajı vermedim. Burada anlattım sadece. Şöyle hani insanoğlu ağacı yıkıyor, anlatmadım. Dedim ki ağaç ormanda yangın çıkmış, ağaçta da yılan mahsur kalmış. Böyle söyledim. Evet, siz ama güzel soruydu. İyi yakalamışsınız. Başka sorusu olan var mı? Yılan sesini de kapatmamışım. Aslında ben çok soru alma taraftar değilim siz değerli büyüklerimden. Yani beğendiğiniz veya beğenmediğiniz noktalarda soru sorarsanız sevinirim. Siz kırmağı konuşturdunuz. Evet. Tilkiyi konuşturdunuz. Kötüsü konuşturdunuz. Yani de insan olsaydı. İnsan da nasıl mantıklı olarak ben buradan bir oraya bir buraya gittiğim için tek başına çok güzel olurdu. Çocuk nasıl şey yapıyor? Şimdi sahneye çocukları alıyoruz. Bunu ilkokullarda da yaptık. Ana sınıfı gruplarında da yaptık. Ben onları alıyorum. Hani bütün rolleri. Teker teker anlatı anlatı çağırıyorum. Zaten onlar güdülenmiş bu konuda. Okulda devamlı yönerge alıyorlar ya. İşte o anda diyorum tilki geliyor. Çocuk hemen geliyor zaten. İstediği gibi yapıyor. Yani hareketlerini de yönlendirme yapmıyorum. Önemli olan çocuğun burada kendisini özgür ifade etmesi. Şimdi ben desem ki işte tilki orada düştü veya başka bir şey yaptı. Yani çok hoşuna gitmez ama Aydın'da çok güzel bir şey oldu. Şu anekdotu vermek istiyorum. Dedim ki Fatih Sultan Mehmet'in hikayesini anlatıyorum. İşte eskiden ülkemizin ismi böyleydi. Şimdi bizim yaşadığımız ülkenin adını söyleyin bakalım. Neymiş dedi. Aydın dediler bana. Sonra başka bir okul Nazilli dedi. Onlar beni çok güldürmüştü. Son olarak da dedim ki bu çok güzeldi. Dedim ki kimler öküz olmak isterdim? Hepsi parmak kaldırdı. Böyleydi. Çok keyifli geçiyor. Çocuklara da verimli olduğumuzu düşünüyorum.